Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu bulaşık makinesi deterjanı yapmak ev yapımı olacak. Tamamen organik ürünlerden oluşacak. Birlikte yapacağız. Bulaşık makinesi tozum kalmamış. Ben de sizinle birlikte yapmak istedim bunu. Hemen malzemelerimi şöyle indireyim, birlikte yapalım, kabıma koyayım. Malzemelerim nedir? Karbonat var, kaya tuzum var. Bu çamaşır sodası denilen şey. Burada %100 kendi yaptığım portakal sirkem var ve limon tuzum var. Limon tuzumu bitmek üzere olduğu için almıştım. Hemen açıyorum ağzını. Şimdi paketi koyuyorum. Ve görüyorsunuz şişelerimde eşit oranda malzemelerim. Kaya tuzumu koyuyorum kabın içine. Çamaşır sodasını koyuyorum aynı oranda. Çamaşır sodası biraz da köpürüyor. Ve normal karbonattan koyuyorum yine aynı oranda. Bunun içinde fazla vardı. Lekelerini çıkartıyor mu? İşte nasıl güzel bir randıman veriyor mu diye sorabilirsiniz. Sizin beklentinize bağlı. Tamamen kimyasallardan uzak bir deterjan yaptığınızda pırıl pırıl çıkmasını bekleyemezsiniz. Bazen su damlaları falan olabiliyor bulaşıklarda. Ama şöyle bir çeşmenin altında onu durulamanız yeterli oluyor. Burada da benim tamamen sıkılmış limon kabuklarından yaptığım şeyim var. Böyle sirke değil bu ama bakın nasıl köpürdü. Bu tarz şeylerde kullandığım, temizlik malzemelerinde kullandığım bir sıvı oluyor. Tonik şeklinde de kullanıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Sadece sıkılmış limon kabuklarını şişenin içerisine koyup üzerini suyla tamamlıyorum. Ve ağzını 3 ay hiç açılmayacak şekilde kapatıyorum. Bunu böyle güzelce iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle sarı. Ben bu limon esansını esans şeklinde limon yağı gibi de düşünebilirsiniz. Hem koku versin hem de limonun temizleyici özelliğinden faydalanayım istedim. İçinde neler var? Limon tuzu, kaya tuzu, çamaşır sodası, karbonat ve limon sirkesi de olur elinizde varsa. Hatta işte limon yağı, portakal yağı gibi bir yağ da damlatabilirsiniz. Baharatçılardan bulabilirsiniz. Güzelce böyle karıştırıyoruz. Bu bayağı bir gidiyor. Şu kadar falan koymanız yeterli içerisine. Yarım tablet biliyorsunuz yetiyor. Şu tuz kabıma doldurayım. Bu şekilde kullanılmaya hazır. Dediğim gibi bu tarz ürünlerden beklentinizi çok yüksek tutup da hani kimyasal ürünlerin verdiği parlaklığı vermesini beklemeyin. Gayet güzel temizliyor. Ben hiç lekeli bir şey çıktığını görmedim şimdiye kadar bulaşık makinemden. Bulaşık makinesinde yıkadığınız şeyler çok önemli. Sürekli mutfakta kullandığımız araç gereçlerimiz olduğu için kimyasallardan uzak durmamız lazım. Bu şekilde kaba doldurup bir çorba kaşığı tepeleme değil de koyabilirsiniz. Ve portakal sirkem var. Şu arkamda gördüğünüz sirkeler, 4 çeşit sirke var orada. Onlarla ilgili bir video çekeceğim. Çok soran oldu. İçlerinden portakal sirkem.
Portakal sirkesinden de parlatıcı gözüne koyabilirsiniz. Acayip güzel bir kokusu oldu. Yani resmen portakal kokuyor. Çok güzel oldu ve etkili oldu. 6 aydır böyle kış başında portakalların yeni çıktığı, tam güzel olduğu dönemde yapmıştım. Elhamdülillah şimdi kullanıyorum. Ve deterjanım bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olur ve siz de denersiniz. Hala kimyasallardan uzaklaşamadıysanız, hala tabletler ve çamaşır deterjanları kullanıyorsanız, ara ara bunlardan da kullanarak yavaş yavaş değişimi, dönüşümü sağlayabilirsiniz. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bir anda hayatımıza geçmiyor. Yavaş yavaş ara ara onu kullanarak, ara ara bunu kullanarak kendinizi alıştırabilirsiniz. Kendinizi direkt bunu ben asla bir daha kullanmayacağım diye şartlamayın. İnsanoğluyuz. Elinizde malzemeniz kalmaz. Bundan yedeğinizde olur. Bir zor durumda olduğunuz olur. Ya da işte zor durumda tablet kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Eyvah ben tekrar tablete mi geçtim falan diye düşünmeyin. İnsanlık hali, yavaş yavaş her şeyin en iyisine doğru adım atmaya çalışmalıyız. Ama hiç başlamamak, yok ya ben onlarla mı uğraşacağım? İşte sizin karşınızda 5 dakikada yaptım. Hem sizinle sohbet ettim hem de 1 aylık deterjanımı neredeyse 3'te 1 fiyatına, belki de daha aza getirmiş oldum ve hazırlamış oldum. Ne yapacağım şimdi? Makinama hemen koyup çalıştıracağım. Gayet de güzel olacak. Bu esanslarınızı falan da hiç maliyetsiz kendiniz yapabilirsiniz. Sirkeleriniz her türlü şeyden oluyor zaten. Benim bir sürü sirke videom var. Onlardan faydalanarak sirkelerini yapan çok fazla arkadaş oldu. Onlarla da arkadaş olduk. Bana sürekli sorular sordular. Özelden, Instagram'dan falan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Hem ekonominize katkıda bulunur, hem sağlığınıza faydası olur, hem de kendinizi gerçekten iyi hissetmenize yardımcı oluyor. Evet, bunu da yapabildim, bunu da başarabildim diye kendinizde bir hak görmüş oluyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Dediğim gibi yavaş yavaş geçişimizi yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.